Aynen. Hazır mıyız? Hazır mıyız herhalde? Bilmem kimse sormayınca. Su <laughs> Biraz aşağıya. Herkes siz Tamam. <laughs> güzel. Şimdi... istediğiniz <laughs> zaman başlayabilirsiniz. İlk başta isminiz ve Kendiniz, kendinizi nasıl tanımlamak istiyorsunuz, sormak istiyorum. Yani nasıl kendinizden tarif etmek e, istiyorsunuz? Pınar. <laughs> Bir aidiyet belirtmek çok zor geliyor ama şey değil tabii yani aidiyetlerim var. Sadece onları sıkışmak istemiyorum yani o açıdan. Ben <laughs> mezbiyen diye tanımlamıyorum ama mezbiyen olarak tanımlayabilirim mesela. Benim için yeni bir kimlik ve şey çok kabul edilebilir geliyor. Feminist, vegan, queer çerçevede. ya yani böyle doğrudan aktivist demek istemiyorum kendimi ama bu ideolojilerde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum ve bunlar beni mutlu ediyorlar diye anlatayım. Ben Mustafa. Kendimi İbni olarak tanımlıyorum. Bu tanımlamayı niye kendime yaptım diye düşünürseniz de aslında bu ee, ...benim bir cevap verme şeklim. Çünkü... E, ...ibne kelimesi aynı zamanda size dışarıdan... E, ...bir nevi aşağılayıcı bir cümle olarak kullanırken ben bu aşağılayıcı... ...düşünülen cümleyi kendime... ...aidiyet olarak belirledim ki... ...beni herhangi bir şekilde yaralayamıyor yani hiçbir şekilde. Ben direkt kendi cevabımı veriyorum. Ve, veriyorum zaten. Birisine de söylüyorum ya yani ben İbne'yim dedim. Sana şey estağfurullah falan gibisinden böyle bir utanç içerisine giriyor falan anlamsız bir şekilde. Hmm, onun haricinde performans hayatım var işte. Orada bir drag queen tecrübeli yaşıyorum. Yani o sürecin başlama e, serüveni şu şekilde oldu aslında. Bir nevi bir kendi içinde bulunduğum Buhrandan çıkmak için yarattığım bir karakter, karakterin ismi Kika. Bu karakter ile aslında psikolojik bunalımlarımı kendi kendime tedavi ettim bundan birkaç yıl öncesinde. Seyahat ediyordum İstanbul dışına Avrupa'ya. Oraya gidip gelme yıl içerisinde çok fazla olmaya başlayınca İstanbul'a geldiğim zaman artık buraya ait hissetmeme, mutsuz olma gibi bazı ...depresyonun durumlarına girdim. Çünkü orada istediğim her şeyi yapabilirken... ...sokakta istediğim kıyafeti giyerken... ...çok özgür hissederken burada çok baskı altında hissediyordum. Ee, ve artık bir sürede sonra sokağa çıkmak istemiyordum. Evden çıkmak istemiyordum, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Evde özgür olduğum alan alanda bazı en sevdiğim kıyafetlerimi giyip video çekiyordum, fotoğraf çekiyordum, makyaj yapıyordum, peruklarımı takıyordum ve aslında bunları bir nevi dışarıda yapmak istiyordum. Belki o şekilde metroya binmek istiyordum. Bunları yapamadıkça evin içerisindeki o kısa videolardan bir karakter ortaya çıktı. Sonra bu karakter uygun şartlarda bir sahne buldu kendine ve öyle bir gelişim süreci başladı. Böyle ben istemedim. Ya isteyip de hadi ben drag queen olacağım deyince öyle bir şey olmuyor zaten. Bu şekilde bir tecrübe yaşandı. Kendinizi iç saklandınız mı? Belki stratejik olarak yani Yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi yani paylaşmak isterim. Gardırobumun yarısını giyinemiyorum tabii ki de hala. <laughs> öyle bir Yani var. dışarıda mı diyoruz yani? Yani giysem giyerim giyinemem diye bir şey yok. Ancak o bakışa o şiddete maruz kalmak istemiyorum artık. Onu onu kaldıramıyorum. Ben. Yani yapabildiğim seviyede yapıyorum. Ee, yapamadığım seviyeler de var tabii ki de. Güzel bir İskoç etiğim var mesela. Onunla metroya binmek çok istiyorum. Daha hazır değil herhalde ülkem buna. <laughs> Ama onunla e, Madrid'de gezdim. Ya da Berlin'de gezmiştim. Çok da güzeldi. Çok eğlenceli. Ve yani işte e, diğer yarısı Diğer yarısı bunlardan ibaret. İşte bugün e, yapabileceğim uç şey böyle çok çiçekli bir aslında kadın yanından alınmış bir botumu giymekte. Yine bir, yine bir nevi bir şekilde yapıyorum yapacağımı yani. Zor geliyor mu hiç? Yok artık yani o kadar şey değil. Yani birisi kalkıp bir laf bile söylese hiç gerek yok. Evet çünkü benim adım bu. Ben diyorum. Benim de öyle. Birçok kıyafetim bir çok yerde giyilmek için asla işte uygun değil. Yani ve e, bunu yani giy giymiyorum çünkü karşılaşmak istemiyorum. Her, her zaman en azından uğraşmak istemiyorum birileriyle. Hı hı. Yani her zaman bakıyorlar, her zaman fikirleri var. işte. Her uğraşmak zaman istediğim zamanlar olabiliyor. Bazen Tabii. daha güçlü hissedip evet ya bugün uğraşayım falan deyip yaptığım şeyler de oldu. Yani benim oluyor, senin nasıl oluyor? Evet olur? evet. Ba ya böyle bazen o sabah evden çıkarken bayağı işte hiç umursamayıp söylenenleri duymayıp ya da onlarla kavga ederek bir şekilde öyle çıktığım sabahlarda oluyor yine de bunu giyeceğim deyip. Bir yerde giriyorsun, ya makyaj yapıyorsun, bir mekana gidiyorsun. Yani o mekanda tamam, yani o sahne yani olay olacak senin için. Ama ya mesela oraya giderken yani nasıl hissediyorsun? Bazen oh. hiç hissettiniz mi yani <laughs> işte böyle keşke böyle fuz, full makyajlı, her gün yani böyle şey gidebilsem, o mekandan çıkarken ke keşke makyajım çık çıkardım. O yani büyük bir eziyet serüveni. Yani çok e, apartman boşluğunda tuvalette giyinmiştim çok oldu. Ee, o büyük bir tecrübe, ilginç bir an, ilginç bir his. Ee, hoş bir hissi de var ama yani hoş olmayan hisleri de var. Mesela o makyajla dışarı çıkıp taksi beklemek kısmı falan pek hoş olmuyor. Yani iyi hissetmediğin bir an da var ama çok iyi hissettiğim bir an da var. Çünkü bir şekilde ben oradaki algıyı destroyed yani böyle yok ediyorum yani. Ve o o o çok hoşuma gidiyor. O bana en büyük veren haz zaten. Performans karakterimde de birazcık onu içten içe koyuyorum. İşte yarı profesyonel olarak sporla ilgileniyorum. İşte ve o sporun bana getirmiş olduğu belli e, ne diyeyim maskülen hatlara sahibim ama o maskülen hatlar e, işte heteronormatif bir kişi baktığında Aa, çok iyi falan filan bilmem ne ama onu bir anda kadın kıyafetleri içine soktuğum zaman şöyle bir şok yaşıyor nasıl yani falan ve onu rahatsız ediyor aslında olmak istediği bir e, fiziki yapıyı kadın kıyafetleri içerisinde görüyor. Ya da işte ne diyeyim? Çok keskin yüz hatlarım var. O keskin köşeli yüz hattının üzerinde bir kadın makyajı görüyor. Bir yandan rahatsız oluyor, bir yandan aslında o yapmak istediği ya da olmak istediği noktalar var. O onu o o ayarla oynamak kısmı falan o en büyük hazdım diyebilirim. Yani gerekirse bir sözlü tacize bile uğrasam, hoşuma gidiyor. Yani bir keresinde mesela bıyıklarım keskinle düz çıkıyor, siyah çıkıyor. Bazıları, aa çok güzel bıyıkların çıkıyor vesaire. Nasıl öyle düz sen mi düzleştiriyorsun? Ha, yok yani kendisi düz çıkıyor falan. Makyajlıyım ve böyle Nevizade'den bir rakı masasının içinden geçiyorum böyle makyajlı olarak. Ve yediğim en güzel lafı yedim yani orada. Hates yavrum bıyıklara bak. Kaç paraya satın aldın o bıyıkları? falan. Yani çok emrandi, sen çıkartıp vereyim sana yani diyeceğim de çıkmıyor yani. Çok kişi zordu. Çıkıyor mu? Yapışkanlı mı falan? Ben aslında şey bir süreklilikle bunu yaşıyorum. Yani çünkü bulunduğum bedende her zaman birilerinin söz hakkı var. Yani ne giysem zaten hani işte daha kapalı da giyinsem, daha açık da giyinsem, işte daha renkli de giyinsem, daha renksiz de giyinsem ya da ne bileyim yanımda erkek de olsa kadın da olsa onlara göre yani. Bir şekilde benim bütün performanslarım eleştiriye çok açık. Hani kendi varoluşumu böyle rahatça işte hadi bugün mini eteğimi giydim ve çok rahat dolaştım diyebildiğim bir gün yok. Ama dizüstü bir yani dizimde bir eteği de çok rahat giyip dolaştığım bir gün yok. Çünkü ya güzelsin diye bakıyor, bakıyorlar yani laf atıyorlar. Ya çirkinsin diye bakıyorlar. Ya işte o beden formu, onun gördüğü o makbulükte değil. Ya hayatında, çevresinde görmek isteyeceği bir kadın görüntüsünde değilsin gibi. Ama daha böyle yani uç bir yerden verecek olursam şeyi yani kendi bedenimin özgürleşmesiyle ilgili benim de tek bir tane performansım var böyle sahne performansım ve orada şey yani BDSM bir performanstı ve böyle çok sadece tüllerle ve işte vücudumun çok küçük kısımlarını kapattığım bir kıyafet giydim. Ama yani partilerde veya dışarıda günlük hayatımda da ben çok rahat giyiniyorum okey partilerde de rahat giyiniyorum ama o kıyafet benim için bile çok uçtu ki giyinmeyi hiç sevmeyen biri olarak söylüyorum. Fakat bütün gece yani gecenin devamında öyle dolaşmaya devam ettim ve ya yani inanılmaz rahat ve özgür hissettiğim bir andı o. Metro mi? <gülüyor> 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 kesinlikle. Yani sokakta sigara içerken mesela parti sırasında ya yani çok çok tatlıydı ve gelip geçip bakıp böyle sinir mi oluyorlar işte ya da ne bileyim laf mı atıyorlar falan hiçbir umurumda değildi o an. Yani inanılmaz özgürleştirici bir şeydi. Üstelik ya yani nasıl diyeyim? Arkadaşlarım da çok şaşırdılar nasıl yani diye böyle çünkü işte zaten çocukluktan beri hani mesela iç çamaşırının görünmesi benim için önemli bir ayrıntı. Tut ki işte iç çamaşır giymiyorsun ve meme uçların görünüyor. Hadi onu da geçtim bir de hiçbir şey giymemişsin ve memelerin görünüyor. Hani öyle aşama aşama her birine söyleyecek bir lafları var zaten. Şiddet gördünüz mü hiç yani ya da e, laflar, aşağılamalar, tehdit tehdit altında hissettiniz mi? Yani bular e, alatin istersiniz ve yani o, o benim için önemli kısmı hayatta kalmak için yani buralara baş etmek için ne yapıyorsunuz? Ya yani okulda zorbalık mesela yine giyim üzerinden gidiyoruz o, o aklıma geldi yani benim için böyle bayağı travma travmatik bir an bir eskiciden böyle saçaklı bir e, cowboy ceketi gibi bir şey bulmuşum ama muhteşem yani. Gerçekten böyle özenle yapılmış bir ceket. Üzerime tam oluyor vesaire. Hevesle onu aldım ve okula gittim. Onu ben böyle giydim ve çok sevinerek okula gidiyorum. Yani ben nereden bilebilirim o günkü yaşayacağım olayı. Yani bu, bu kadar dalga geçilmemişti hayatımda. Ve eve döndüğüm zaman o ceketi çöpe attım. Çok üzülüyorum. Keşke ceketi çö yani çöpe atmasaydım. Biraz güçlendikten sonra giyerdim ceketi. Okulda işte türlü zorbalık sağlayacak kelimeler. E, bunlara cevap vermiyordum. Çünkü cevap verdiğim zaman karşı tarafı daha çok muhatap almış oluyorsun. O şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Cevap vermiyordum. Sesimi çıkartmıyordum. Dümdüz yürüyordum. Yani bu sefer e, şiddete maruz kalıyordum. Mesela sırtıma gelen bir uçağın tekme geldiğini hatırlıyorum. Yani böyle yeri öpmüştüm. Yani bayağı nefes alamadığımı hatırlıyorum birkaç kere. Yani yine yapabileceğim bir şey yoktu çünkü ne yani ne yapabilirdim ki eve gelip evdekilere söylesem evdekiler neden şimdi dayak yedin? Sana kimse durup dururken vurmamıştır vesaire. Şimdi evde de bunun açıklaması yapmak zorundayım. O yüzden hiçbir cevap vermemek. Onu yokmuş gibi sayıp devam ediyordum. Ee, bazen böyle bıçaklı oyunlara falan maruz kalıyordum. Böyle hadi falan filan. Yani böyle bayağı ileri seviye zorbalık yaşadım. Hoşlanmadığım kelimeler. En sevmediğim kelime nonoştur mesela. Yani gerçekten <laughs> böyle ibni kendime bir başlık olarak alabiliyorum ama nonoşu hala alamıyorum. Böyle hala bir onu sevmiyorum. Ben fiziksel şiddet ya fiziksel tacize uğruyorum ama fiziksel şiddete uğra uğruyorum diyemem. Hani bu şekilde değil. Ee, ya benimki daha cinsel taciz üzerinden gidiyor tabii ki. Çünkü gelip işte götümü ellemek istiyorlar, işte mememi ellemek istiyorlar. Çünkü, çünkü, çünkü yani hani. Ee, ya orada da eğer çok yani fiziksel tacize uğradıysam, Bazen evet de ona kalıyorum. Çünkü oradaki duygun da ya çok ana bağlı olarak değişiyor. Ama daha daha farklı tepkilerim de var tabii. Bazen çığlık atıyorum. işte karşılık veriyorum. Bu sefer hani ya ona ne yapıyorsun sen diye güçlü bir yerden hesap sormak da püskürtmeye yarıyor. her zaman bunu yapamıyorsun tabii ki. Ya mesela birinde evet şeydi yani peşimden geleceğini akşam 9-10 civarı böyle hava biraz karanlık olduğu için ve çok da ara, ara bir yol ama iki ana yolun ortası yani hani kısa bir yol e, dolaşmamak için o sokağa girmeyi tercih ettim ve arkamdan yani bayağı da aramızda mesafe olan birinin ya geleceğini fark ettim diyeyim. Gerçekten fark ettim. Normalde evet hep böyle tetikte oluyorsun. Hep o bilgiye sahipsin Hissediyorsun, çünkü. geliyor zaten. <laughs> ama artık şey taciz radarın da var yani hani. Ve okey dedim yani kesinlikle peşimden geliyor. Çünkü o, yani o kadar kullanılacak bir sokakta değil. Hani ben o mahallede oturduğum için o sokağı da biliyorum bir yandan. O da öyle olabilir ama asla değil. Ve geldi, peşimden geldi. Sonra adımları sıklaştı, iyice yaklaştı ve böyle löp diye şey yaptı yani ve dönüp böyle ya öyle bir çığlık attım ki gerçekten kendi götünü tekmeleye tekmeleye koşarak gitti mesela korktu ya yani, çok korktu o tepkiden. Çünkü susarım falan, falan zannediyordu. Onun için bir de basit bir şey yani beni elleyebilir zaten gibi. Ee, yani çığlık o... atamayabilirsin de bazen <laughs> evet, donuyorsun evet. çünkü. Ben fiziki şiddet hakkı karşısında mesela ışık görmüş tavşan gibi bazen böyle vuruyor ama ben hani. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir oyundayım mı? şey bu kısmı bilmiyorum çünkü. Ya çok hazırlıksız olmakla ilgili. O, o aslında o yüzden yani ben orada onun geleceğini az buçuk tahmin edebilmiş olmaktan ötürü biraz daha rahattım. Yani tam geliyor bir şey olacak. İşte hızlı yürüyeyim. Hadi yaklaştı. Okey, bilmem ne derken hani dönüp ona o tepkiyi vermeye de hazırdım tabii. Ee, ama çoğunlukla beklenmedik evet, zamanda olduğu zaman evet, o zaman kala kalıyorsun. Çünkü ya bir de şey de olabilir. Çok beklendik bir şey geldiğinde de hani duygumuz nasıl kuruluyor orada ve o kadar yani güçlü hissetmek, güçlüden kastım tepki verebilmek değil tabii ki. Ee, o an ne hissedeceğin yani o maruz kaldığın şeye karşı ne hissedeceğin e, şey oluyor, etkiliyor. Ki akabinde bu hikayenin devamında arkadaşlarımın yanına gittim ve bu da her zaman yapılabilir değil hani. Gittim ve böyle sıcağı sıcağına hemen döktüm, anlattım. Mesela o da bana çok iyi geldi. O duygu bende kalmadı. Yani orada yaşadığım şeyi akıtmış olmak anında e, ya içimde hiç yaşayıp büyütmememe e, büyütmememi sağladı. Ama her zaman konuşamıyorsun, her zaman anlatamıyorsun. Yani bu, bunun yanında mesela 15 yıldır e, ifşa edemediğim, beni taciz etmiş bir üniversite hocam var ve bütün o işte ben de kampanyasının büyümüş olmasına rağmen isimsizce bir mail atıp onu ifşa edebilecek olmama rağmen hala o cesareti gösteremiyorum da. Hani yaşadığın şeyle kurduğun ilişki ve duygu da sende nasıl gerçekleştiği de verdiğin tepkiyi kuruyor doğal olarak. Bu tür yani saldırı yaşadıktan sonra yani böyle etrafınızda yani bir dayanışma hissettiniz mi? Yani böyle destek hissettiniz, hissettiniz, hissettiniz mi? Yani kimden? Ya benim en güçlü hissettiğim dönem aslında örgütlü olduğum dönemdi. Çünkü şey yani evet gidip her zaman anlatmıyorsun ve anlatamıyorsun. Çünkü kendi başına şey yapmayı halletmeyi öğreniyorsun hayat boyunca. işte çocukluk hikayelerimizden başlayan o şey var, bilgi var ee, ama şey yani kimseye anlatmayacaksam da ya da onları görmeyeceksem de o an e, o yalnız olmadığım bilgisi ve örgütlü olmak yani sürekli görüştüğüm ve işte bir sürü şey paylaştığım o insanların olduğu bilgisi e, bana çok güçlü geliyordu. Yani sokakta yürürken de yalnız başına ve <laughs> hangi halde olursa olsun ya da başıma bir şey geldiğinde de e, ya yani hem gidebileceğin bir yer olduğunu bilmek güzel, e, yardım istemek için. Hem e, seni anlayan ve seninle aynı deneyimleri paylaşan birinin olduğunu bilmek güzel. Yani aslında şey o içeriden güçlendiren bir şey olarak söylüyorum. İlla onlarla e, yan yana yürümek, onların seni savunması işte vesaire gibi bir yerden değil de e, Hatta yani evet örgütümüz dağıldığında <laughs> benim için daha şeydi böyle. Hani hayatımın en uzun ve en güçlü ilişkisini kaybetmiş gibi bayağı büyük depresyona girdim diyebilirim yani. Çok büyük bir yalnızlık hissi gelmişti ilk. O his bende şeyde oluyor. Du. Du. O da dili geçmiş zamanda kaldı. Ya. Ee, yürüyüş zamanı trompetler çalınmaya başladığı zaman şöyle bir... <laughs> Okey, yani çok sevinçliyim ama bir yandan bir tarafım böyle ağlayacak gibi. Çünkü yani herkes orada. Ve o trompet sesi her yerden duyuluyor falan. Yani böyle o böyle garip bir his. Böyle bir an ağlayacak gibi oluyorsun falan böyle. Ya. Artık o hissi yaşayamıyorum falan. Herkesin gözlerinde böyle inanılmaz bir coşku var ve şey yani ve evet, dışarıdaki bakışlar hiçbir şekilde zarar veremiyor <laughs> ya falan. <böyle gülüyor> Çünkü hiçbir şey ifade etmiyor. Yürüyüşteyiz. Yanımızda adamın bir tanesi, o küfürler, işte naarlar, böyle aşağılayıcı cümleler falan ama hiç kimse onu duymuyor ki. Yani onun o anda hiçbir işlevselliği yok. O kendi babalığında falan yaşıyor. <laughs> evet. Ya işte aslında ilk başta konuştuğumuz gibi hani birbirlerini görüp güçleniyorlar ve aslında biz de birbirimizi görüp güçleniyoruzu yaşamakla ilgili. Sizin için, yani böyle sormak istiyorum, o savunma ne anlamına geliyor? Yani bu kelime duyururken ilk aklına ne geliyor? Yani sokakta yürüyüşüm bile benim bir öz savunmadır yani. Bazen çok bir şey yapmana gerek kalmayabiliyor. Yürürsün, yukarı bakarsın şöyle de. Bir... <laughs> <laughs> Şimdi bunu söylediğim için bir şey olmaz değil mi? Aşağı bakmak zorunda kalmam. <laughs> şöyle bir dik durursun. Söyle bazen canın isterse hafif bir kırı takırda yürürsün. Oradan birisi bakar. Sonra baktığı yere doğruca çevirir geri yerine kafasını falan. Yani bazen bunu yap yaptığım çok oluyor yani şöyle biraz hızlı, hızlı hızlı yürüyerek, güçlü güçlü yürüyerek. Kendi içinde bulduğun öz savunma vardır bir de bahsettiğim bir öncekinde yani. Aile içerisinde zaten belli bir belli bir şiddet cinsi diyelim maruz kalırsın. Toplum tarafından uğradığın bir şiddet cinsi vardır. Okulda uğradığın zorbalık cinsleri vardır. Bunlardan dolayı zaten kendi içerisinde e, güçlenirsin, bir noktaya gelirsin ve o noktada zaten artık kendi kişiliğini tamamlıyorsun, o içindeki savunma mekanizmasını tamamlıyorsun. Ama bu savunma mekanizması şiddet, fiziki şiddete maruz kaldığı zaman bazen bir sendeleyebiliyor. Beyin olarak öz savunmanı kendi içinde bulduğun oluyor. Örgütlenerek öz savunmanı yaşarsın. Dedin ya, o örgüt dağıldığı zaman bir en büyük ilişkimi kaybetmiş gibi oldum. Ama sonra yine kendi içinde bulduğun zaten var olan savunma hissini. Ya evet çünkü çocukluktan beri söylediğin gibi o itilmeyi, inanılmamayı işte hani kendi, senin yapmak istedi, istediğin şekilde, yaşamak istediğin şekilde onların istemediği için yaşamanı sürekli yalnız yani tek başına nasıl baş edeceğini öğreniyorsun içten içe. Yani ben de oraya katılıyorum daha çok. Ama örgütlendikten sonra yani birileriyle birlikte onu kurmak da keyifli oluyor tabii. Yalnız olmadığını da bilmek aslında. Göre göre birazcık bu o birikim e, yükseliyor. Şimdi var olan e, yeni jenerasyondaki kişiler hani çok daha e, cesur e, örneklerini sergiliyorlar. Ben bazen onların cesaretinden ben korkuyorum. <laughs> Mesela Ankara açtı otogarına benim bir arkadaşım üzerinde bir karış short ve kimonoyla gitmeye kalktı dedim. Ya emin misin? Yani aslında evet yaptığı şey muhteşem bir savunma şekli. Ee, hiçbir şekilde içinde hiçbir korku yok. Ama benim benim kendi içimde korkum var. Geçmişten gelen korkularımla. Ee, bu ne kadar doğru bilmiyorum. Acaba onun yaptığı mı doğru? Yani doğru ve yanlış çok şimdi belirlemiyoruz ama hani bu göre göre birazcık bir bu, bu, bu bir kim sağlanıyor? İşte ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, çekinmeyecek, içine o korkuları enjekte etmeyecek ki bu şekilde yani artık belki de kendini dışarıya savunma hissinden birazcık uzaklaşabilirsin. Evet, o birlikteliğe gelene kadar hepimiz yalnız tek başına çocuklardık yani bir sürü zorbalığa tacize e, maruz kaldık ve belki orada şey Mustafa bahsederken düşündüm. Yani sınıfında, okulunda, o koridorda ya da sokakta yürürken falan o ikinci bir çocuğu bulmak belki. Yani sadece görmek en azından görebilmek için hani tek zorbalığa uğrayan kesinlikle sen değilsin. Çünkü birileri komple birbirine benziyor ve senin gibi benzemeyen biri daha var ve sizinle uğraşıyorlar hani. Ve orada belki işte yani cevap vermemek, muhatap olmamak, o zorbalığı sonlandırmak için çok harika oluyor. Onunla dalga geçmek çok harika oluyor. Yani bence bizim hareketin gülümü böyle şey her şeyin üstünde yani hem eğleniyoruz hem bir sürü şeyle baş etmemizi sağlıyor. E, onun dışında ba yani şey de e, ka ya karşı çıkma gücünü bulmak için evet birilerini görmek iyi geliyor. Ama yani sesini çıkartabilirsin ya karşındaki gibi o nasıl o bağırıyorsa sen de bağırabilirsin belki bunu da arada hatırlamak iyi bir şey yani şiddetsiz öz savunmaya inanıyorum ama bazen de sesini daha gür bir şekilde ona duyurmak iyi geliyor mesela ve evet yani bir gün hepimiz gibi yani senin gibi olan diğerleriyle buluşacaksın yani ve işte bugün medyada ya da işte bu, bu, bu politik liderlerin e, çizmeye çalıştığı o al yani şey e, çerçeve toplumda o kadar geçerli değil yani hani Mustafa dedi ya geçmişten gelen o bildiğimiz şeyler ve işte şimdiki gençlerin cesareti diye bu gittikçe değişiyor çünkü kültür değişen bir şey görünürlük de bayağı bunda faktör oluyor <laughs> benim için en önemli faktör mesela görünür olmak ee, çok çok başka bir iş, çok çok işe gidiyorum falan. Adam işte set sektöründeyim vesaire falan. O da hani görmüş hani o diyor ki ha okey benim, benim için normal falan diyor. Yani hiç beklemeyeceğin bir profile sahip insan. Ha, çünkü evet zaten çalıştık hani çok normal falan. Hani o e, politikanın çizmiş olduğu şey doğru değil yani şu anda mesela. Dışarıda birçok insan her şey için zaten çok açık e, Hı -hı. fikirli bir şekilde sen dedin ya istiklalde az evvel geliyordum buraya gördüm bir, bir hoşuma gitti falan böyle. Görünür oldukça ıı, değişiyor. <laughs> ya işte bize öğretilen ve on, yani başka birilerine de onları öfkeli olmayı öğretiyorlar. Bize korkmayı öğretiyorlar ve <laughs> sokakta iki kişi yan yana yürürken Böyle saçma sapan ikimiz de içimizdeki o bilgilerle aslında bir şey de yaşıyor oluyoruz. Şeyi görmezden gelmiyorum tabii ki yani saldırıları o faşizan bir sürü düşünceyi ama ya hakikaten bunlar çizilmiş şeyler. Yani yaşa yani hani sen işte kendi sokağında yürürken gerçekten temas hani o yan yanalık, seni tanıması, seninle iş yapıyor olması, seni bir yerlerde görüyor olması. Çünkü varız yani her yerde illa böyle bangır bangır bağırmasan da hayatın içindesin. Hani bunun bilin yani bir sürü insan bilmiyor, yok falan diye zannetmiyoruz yani. Hani öyle bir şey yok çünkü. Hani komşusunun bunun olduğunu biliyor mesela o kişi ve aslında umursamıyor yani. Çünkü komşusu olarak tek istediği üst kattan çok ses gelmesin falan. Hani lubunyalığı değil. Ama birilerinin işine geliyor. Bu lubunyalar çok ses yapıyor. Hadi onlara saldırın diye kışkırtmak. Hani çok böyle şey algı yönetimiyle ilgili. Hani onun yerine işte daha görünür oldukça daha cesaretlendikçe kendi gerçekleştirmekle ilgili olduk olduğunu bunun anladıkça önemli. Yani ben bugün ne olduğumdan bağımsız ya gri bir hırka giymek istedim. Ama ne bileyim yani turuncu da giyebilirdim. Bunun benimle ilgili olması önemli. Hani seninle ilgili değil zaten. Hani orayı anlatmak daha belki iyi gelebilir. Günlük olarak peki özellikle Sadece işte çomak sokmak adına yaptığın davranışlar var mı? Benim benim her gün yani dışarı çıkıyorsam kesin var yani. Ya ben zaten sütyen kullanmıyorum. O güzel. Ee, Ada yapmıyorum. Güzel. Uzun yıllardır ve güzel. şey e, tabii ki özellikle yazın bir dönem çok korkuyordum beyaz kıyafetler giymiyordum çünkü iç, hani iç çamaşırı olmayınca beyaz kıyafetler daha da görünürlük sağlıyor yani. Orada evet bunun memeleri var yani. Bu arada hepimiz biliyoruz ki memelerim var yani. <laughs> hani hepimizinki gibi benim, benim de, de var. var. <laughs> evet işte hepimizin var. Ya yani cinsel üreme organı değil yani. <laughs> artık bunu öğretebilir mi bilmiyorum. Ya sadece bedenin bir uzvu yani ama zaten el görmekten de artık tahrik oldukları <laughs> için nasıl tartışırız bunu bilmiyorum. ama şey yani Mesela her türlü tişörtü rahatlıkla giyiyorum artık ve işte o adasız bacaklarla şort giy giyip ya bir adamın baktığını fark ettiğinde çoğunlukla mesela gözün içine bakıyorum dik dik ben de hani çünkü sen de bakıyorsun. Güzel oluyor mu böyle bakıyor mesela? İnanılmaz böyle... yani o anda... Ee... Sonra böyle bir, bir bir şüpheye düşüyor falan. <laughs> Gözlerini ben... kaçırıp yere bakmaya evet, zor... başlıyor falan, utanıyor. <laughs> evet falan yani ben ne yapıyorum falan diyor yani zannediyor ki böyle bakacaktım suratımı çevireceğim, ne çevireceğim suratımı? Bakacağım senin gözünce. Sen bak, sen bakma özgürlüğüne sahipsen ben de sana bakma özgürlüğüne sahibim. Ya tabii orada yaptığı şeyle ilgili uyarılıyor Uyarıılıyor evet. yani. Hani birine dik dik bakmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu anlıyor o an. Belki kendi kendine şey diyor aynı yani. Aynı tutuyoruz. Evet, evet. Bu, yani. bu da harika bir yöntem bu arada. Ona aynı tepkiyi vermek. Evet, çok, çok keyifli de oluyor. Çünkü şey Şimdi ben bana baktığını ve beni taciz ettiğini düşünüyorum, rahatsız oluyorum. Ona diktik bakmaya başladığımda, ya onun yere bakması ve utanması hali baktığı için değil bu arada, o da bedenine bakıldığı için <laughs> utanıyor. Yani çok şöyle, keyifli aynı duyguyu yaşıyor olması. Şöyle bakıyor. bunu yeni yeni öğreniyorsun yani. Keşke bunu daha öncesinden öğrenseydin ama zaman zamanla. Ya işte her zaman bu kadar cesur değilsin. Bir sürü şeyi kafanda kırman da çok zor. Hani... Ya ilk başlarda çok zordu tabii ki kıllı bacaklarıyla gezen kadın görünümlü biriyim sonuçta ve şey ama bir zaman sonra o adam bana bacaklarıma bakarken işte kimi zaman bacağımı ya yani elimi indirip hareket çekiyorum mesela. Bacağım bakıyorsan o hareketi de göreceksin. O zaman. Oh. <laughs> hani okey bakabilirsin tamam bunu yani bunu okey açayım El hareketi. Evet evet yani Aa. orada madem götüme bakıyorsun bu hareketi de göreceksin yani hani istiyorsan paket olarak hepsini <laughs> birden. <gülüyor> Ya da bazen de gerçekten hani şey ya ona bakıyorum dik, dik birine mi benzettin, bir şey mi istiyorsun gibisinden ya da şey bazen de hiç umursamıyorum ilk başta hiç kolay değildi ama zaten şeyi de görmüyorlar mesela bugünkü politik bu şey de e, politikada da görülmüyor. Yani ne kadar baskılar sıkıştırırsan o kadar da şey olacak yani bir yerde aralardan fıy fıy çıkmaya başlayacak, sıkıştıkça insanlar patlayacaklar ve artık seni daha çok umursamayacaklar. Hani... Franco devrimi. <laughs> hani bizim de bu yaşlarda yaşamamızın zaten sebebi o. Hani yani 20 yıl boyunca aynı şeye maruz kalınca bir noktadan sonra bana ne diyorsun? Hani ve bunu fark etmeleri lazım yani. Yine kendi içinde buluyorsun işte o şeyi. Tamam örgüt de sana bir şekilde yardımcı oluyor, görünürlük o dışarıda gördüğün faktörler de yardımcı oluyor ama en başta o çocukluktan gelen yine aynı yere düşen o kendi içinde bir noktaya geliyor ve artık oradan çıkıyor yani. Ben de işte bütün bisiklet, ya bisiklet kullanıcısıyım. Ya yani bisiklet kullanmak bile zaten İstanbul'da çok zor bir şeyken e, Alberto dedi, Benim 2-3 tane bisiklet değiştim. Hepsi böyle pembe bisiklet. Yani çünkü niye? Yani pembe bisiklet. Adamın birisi şey dedi bisikletçi. Ala ala pembesini mi aldın? Evet özellikle pembesini getirtirdim falan yani. Çünkü yani o, o bisikleti sürerken de o pembeyle birlikte sürmüş olma şeyi var. Ee, o da benim bir savunma şeklim olacak çünkü. Böyle. Albert Hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Bir de kapıda kim var? <laughs> kapıda kimse yok. ne oldu birisi mi? Birisinden mi korkuyoruz? Hadi hemen şey yapalım. Bir bakalım falan.